Böyle bir organizasyon yapılmış. Ne düşünüyorsunuz? Valla burada Cemal Aydın var, eski başkanımız. Eren ve Mert var, Arif Peçenek var. Geçen hafta kaybettiğimiz Ahmet Çalık var. Ankaralı hemşerimiz. Şimdi bunları anmak, bunları burada onların hayrına bir lokma dağıtmak, bir çay ikram etmek çok büyük bir sosyal proje aslında. Aslında Ankara Gücü'nün yönetiminin kurumsal olarak böyle sosyal projelerde yer alması, öncülük etmesi çok güzel bir şey. Çok mutluyum bir taraftar olarak. Başkanım ikram edin, doldu mu? Yok yok, az olsun. Başkanım nasılsın mı? Öncelikle teşekkür ederiz. Lokma dağıtmamız için. Rica ederim. Tabii siz de gördüğünüz gibi Ankara Gücü'nün emeği geçmiş başkan, tarafta, türbün grubu. Ve bu anlamda bu Ankara Gücü'nün başarısı için çaba sarf eden insanlar, ruhlar ve ebediyetleri gayet dışarıdan zorluklarını şahit etmek için sağ olsun diyelim. Teşekkürler. Böyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Bundan ruhlarını şahit etmek için hem de taraftarımızın maça gösterdi. Önemden dolayı onlarla bir birlikteliği sağlamak için böyle bir organizasyon gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çabamıza destek veren taraftarımıza, camiamıza teşekkür ederim. Başkanım, bir de pasolik yenilemeler hakkında böyle taraftar birliktelik oldu. Evet. Siz de buna destek verdiniz. Şimdi, bunun devamı gelecek mi? Şimdi tabii. Şimdi yani nihayetinde Ankara Gücü Ankara'nın en önemli markası. Tüm Ankara'daki her kesimin Ankara Gücü markası arkasında bir bütünlük arz etmesi bizim en arzuladığımız şeydir. Taraftarımız kendi çabasıyla ilgili bize dayanışarak bir pasolik alacak imkanı olmayanlara bir kampanya başlattı. Bu akımın devam etme sürecinde bizden de öyle bir organizasyona destek talebi geldi. Biz de başkan olarak ben 1000 tane imkanı olmayan insanımıza fazla ama destek oldum. Ama bunu aşan bir talep oldu. Sağ olsun, buna da ilgili bir fazla oldu. İnşallah biraz sonra, bir saat sonra maçların yansımalarını göreceğiz. Sizin vesilenizle camiamıza, taraftarımıza, sezon sonuna kadar desteğini eksik. Ankara abisi olarak sosyal medyada bayağı işler yapıyorsunuz. Evet. Çocuklara yardım yaptınız. Hepimiz izledik, çok duygulandık. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Bununla ilgili birkaç cümle de sizden almak istiyoruz. Biz her sene, her kış, daha doğrusu çocuklarımıza mont ve bot yardımı yapıyoruz. Ya özellikle yetim çocuklarımıza. Bu sene bot ve montun yanında çocuklarımıza Ankara Gücü beresi ve kaşkolu hediye ettik. Burada amaç çocuklarımızı Ankara Gücü sevdasını aşılamaktı. Elhamdülillah bunu da başarıyla elde ettik. Çocuklarımız Ankara Gücü'nü sevmeye, daha çok sevmeye başladılar. Çünkü o kaşkol bere takmaları bile onlara ayrı bir mutluluk kattı. Biz de bu şekilde destekte bulunduk. Bu tarz işlerin devamı gelecek mi? Tabii biz bir derneğiz. Ankara Abisi İyilik Derneği'yiz biz. Devamı gelecek. Her sene öğrencilerimize kırtasiye yardımları, ailelerimize erzaklar, çocuklarımıza dediğim gibi mont ve bot yardımlarında bulunuyoruz. Daha devam edecek inşallah. Bugünkü maçı hakkında skor tahmininiz var mı? Vallahi inşallah galibiyet için buradayız. İstanbulspor'da ligin iyi top oynayanlarından. Ama tabii burası Eryaman, Ankara diyoruz. Buradan çıkış yok. Allah nasip ederse 3-1'lik bir galibiyet düşünüyoruz. Ayrıca aramızdan intikal eden geçmiş büyüklerimiz, Ankara Güçlü abilerimiz için lokma dağıtımı yapılmış. Emeği geçenlere de herkese teşekkür ediyorum. Buradan tüm Ankara camiasına seslenmek istiyorum.
bu pasolikler boşa çıkartılmadı. Uzaklık ya da yakınlık mesafesi sorun olamaz. Herkesi önümüzdeki maçlarda daha çok kitlenmeye, kenetlenmeye maçlara davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.